Abdülkadir Selvi Bir Babanın Sosyal Medya İsyanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yeni doğmuş bebeği üzerinden insanlık dışı saldırı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı da olsanız, eşiniz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da olsa, sosyal medyada insanlıktan nasibini almamış olanların hakaretlerine maruz kalabiliyorsunuz, hem de dünyaya getirdiğiniz bebeğiniz üzerinden. Daha önce de Başak Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de sosyal medyada çirkin saldırılara maruz kalmıştı. Bu kişilerin ortak özelliği kadın olmaları. Kadın olmak bu ülkede bu kadar zor mu? Galiba zor olan kadın olmak değil, bazıları için insan olmak çok zor. Esra bayrak Cumhurbaşkanı'nın kızı, eşi bakan. O dahi bu tür çirkin saldırılara maruz kalıyorsa, normal vatandaş ne yapsın? Sosyal medya üzerinden görüntüleri teşhir edilmekle tehdit edilen genç kızlar tuzağa düşürülmek istenmedi mi? Bursa'da bir kadının çıplak görüntüleri servis edilmedi mi? Hani Erdoğan diktatördü? Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde konuşmak bile insanın içini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız dedi. Bu bir cumhurbaşkanından öte bir babanın isyanıydı. Bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir diye konuştu. Cumhurbaşkanı haklı. İnsanlar sosyal medyanın saldırıları karşısında çoğu zaman kendini çıplak hissediyor. Hani Erdoğan diktatördü. Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi? Sosyal medya platformları söz vermişti. Elbette ki Erdoğan sadece mağdur bir aile reisi değil. Aynı zamanda 83 milyonun hukukundan sorumlu cumhurbaşkanı. O nedenle aynı zamanda çare merciinde bulunuyor. Erdoğan da sosyal medyanın düzene sokulması için kanun teklifinin hazırlanıp meclise getirilmesini istedi. Bursa'da bir kadının çıplak fotoğraflarının yayınlanması üzerine sosyal medyaya düzenleme yapılması konusu daha önce de gündeme gelmişti. O zaman yapılan çalışmada sosyal medya platformları Twitter Facebook YouTube ve Instagram'ın Türkiye'de büro açmaları gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istemiş ancak sosyal medya platformları söz vermişti. Erdoğan "Bunlar söz verir yapmaz. Bunlara inanmayın. Yasal düzenleme yapalım." demişti. Sonunda Erdoğan haklı çıktı. Söz verdikleri halde ofislerini getirmediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gündeme getirdi ama zaten daha önce de bir çalışma yapılmıştı. Şimdi o güncellenecek. Buna göre 1. sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma zorunluluğu getirilecek. 2. böylece Türkiye'deki kazançlarından vergi vermeleri sağlanacak. 3. sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak. Böylece sahte hesapların önüne geçilecek. 4. suç konusu olan paylaşımları yapanlar hakkında bilgilerin yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak. 5 nefret söylemine izin verilmeyecek. 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Pandemi nedeniyle meclisin 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medya ile ilgili düzenlemenin hızla meclise getirilip 15 Temmuz'dan önce yasalaşması bekleniyor. Sosyal medyama dokunma kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından sosyal medyada karşı kampanya başladı. Muhalefetin de destek verdiği kampanyada sosyal medyama dokunma deniyor. Türkiye'nin sorunu buradan kaynaklanıyor. Bir yandan da insanların namusuna şerefine dil uzatan bir güruh var. Ama bunlar sosyal medyanın tamamı değil hatta çok azı. Yerine göre FETÖ'cüler ya da PKK'lılar. Kimi zaman da insanlığını kaybetmiş tipler. İnsanlar namuslarını şereflerini pazardan bulmadılar. Sosyal medyada organize bir kötülük var. Değnekler bağlanmış köpekler salınmış. Buna bir tedbir alınması gerekiyor. Bu yapılırken sosyal medyayı doğru kullananların cezalandırılmaması gerekiyor. Ancak sosyal medya platformları kapatılacak gibi bir hava oluşturuluyor. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de bu düzenlemeler yapılmış. Ama bu ülkeler aynı zamanda sosyal medyanın en güçlü olduğu ülkeler. Peki Amerika ve Avrupa yaparken sosyal medya kapatılmıyor da Türkiye yapınca mı kapatılıyor? O zaman bırakalım insanların yeni doğmuş bebeğine küfür etsinler. Alkışlar Selvi Kılıçdaroğlu'na. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya saldırısına maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ı aradı. Sosyal medyadaki paylaşımlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi. Doğan çocuğundan dolayı tebrik etti. Selvi Hanım sosyal medyada iğrenç bir saldırıya maruz kalan Başak Demirtaş'ı da arayıp üzüntülerini bildirmişti. Hiçbir diplomasi bu kadar etkili olamaz. Çünkü Selvi Kılıçdaroğlu'nun bunu siyasi bir kazanç uğruna yaptığını sanmıyorum. Bir kadın olarak bir anne olarak o acıyı içinde hissetmenin verdiği bir samimiyet var. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Melih Altınok, Bebek 7-8 yıl önceydi. Baba olan bir arkadaşımı arayıp ne hissediyorsun diye sormuştum. Tarifi zor bir coşkuyla annesi babası Yahudi diye bebeklerin ölüme gönderildiği karanlığa şahit olmuş Hana Arendt'tan bir alıntıyla cevap vermişti. Her doğan bebek dünyada yeni bir şey olması için büyük bir mucizedir. 8 milyar insanı adeta esir alan pandemi karamsarlığının çöktüğü şu günlerde, ne zaman bir bebeğin doğum haberini alsam Arendt'ın sözlerini düşünüyorum. Yaşama ve geleceğe dair umudum, heyecanım artıyor. Maskeyle dolaştığımız bu grip zamanlarda ilk nefesini alıp bizleri hayata daha çok bağlayan milyonlarca bebekten birisi de Hamza Salih. Basında okumuşsunuzdur Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak çiftinin yeni doğan çocukları Hamza. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bu ülkenin en mütevazı, samimi ve coşkulu entelektüellerinden biri olan Sadık Amca'nın Albayrak'ın torunu. Yıllardır Turkuaz grubunda beraber çalıştığım sevgili Serhat Albayrak'ın da yeğeni. Gözleri aydın. Hamza bebeğin yolu açık olsun. Aslında yazı burada bitmeliydi. Ancak basında genişçe yer bulan bu habere sosyal medyada yapılan bazı iğrenç yorumları görünce birkaç laf daha söylemek şart oldu. Zira kimi çevrelerin gözlerini kör, kalplerini taş eden siyasi husumetinin vardığı noktayı çok iyi özetleyen bu cinnet haliyle acilen yüzleşmeliyiz. Bir bebeğin doğum haberini alınca annesine babasına küfür edecek kadar çığırından çıkmış bu habis uğurlarla daha fazla yola devam edemeyiz. Her toplumda elbette hastalıklı kişiler, şöhret için kendine sosyal medyada jilet atmaya hevesli tetikçiler hep olacak. Sorunumuz da zaten bu piyonlar değil. Asıl meselemiz bu nefret gönüllülerinin provokasyonlarına mağdur karşı taraftan olunca sessiz kalan iki yüzlülük tepkisizliğiyle, görmezden gelmesiyle bu nefret söylemine yol veren suç ortaklığı. Evet, muhalefetin tavrından bahsediyorum. Öyle ya söz konusu olan bir bebek yahu ve onun mutlu gururlu annesi babası. Ota çiçeğe duyar kasan CHP sözcüleri, yandaş gazeteciler, kanaat önderleri dün çıkıp en insani müştereklerimize kasteden bu rezaleti amasız fakatsız lanetleyemezler miydi?'' Benzer durumlarda iktidar cephesinden gelen tepkiler gibi en azından sosyal medyadaki bu kötülüğe destek veren taraftarlarına nazik bir uyarı olsun yapamazlar mı? Oyları mı eksilirdi? Ne kaybederlerdi? Tarih bebekleri bile gözü görmeyen faşistleri lanetle, Erant'ları ise saygıyla anıyor. Bizde de farklı olmayacak. Melih Altınok Sabah. Ersoy dedi ne yazdılarsa CHP'den öğrenip yazdılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Hanımefendi Esra Albayran, dünyalar güzeli yavruları Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim sağlık, sıhhat ve huzur versin yuvalarında, evlerinde. Hamza Salih'in de diğer evlatlarının da yolları bahtı açık olsun. Kıymetli büyüklerimiz Sadık Albayrak ve Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aile büyüklerine de hayırlı uğurlu olsun. Rabbim huzur versin. Tam Berat Bey'in dördüncü evladının gözlerini açtığı haberiyle sevinirken, bir anda o ahlaksız sürüsü yeniden peyda oldu. Berat Bey'e yavrusunu henüz kucağına almış Esra Hanım'a ve ailesine ağza alınmaz sözlerle saldırılarda bulundular. Elbette savcılarımız ve emniyet jandarma gerekeni en hızlı şekilde yapıp o alçakları yakaladı ve adalete teslim etti. Fakat bundan sonra başka bir tartışma başladı. Hani şu benzer şekilde sosyal medya tacizine maruz kalan Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıkmak için sıraya giren bir kesim vardı ya, işte onlara Berat Bey ve eşiyle ilgili neden vaktinde tepki göstermedikleri soruldu. Orada aslında beklenti hükümete yakın çevrelerdendi. Yoksa 24 saat damat söylemiyle Berat Bey'e hedef gösteren akıl almaz yalanlarla algı tahkim etmeye çalışan kitleyi Erdoğan'ın ailesine düşman etmeye yeminli güruhun ne sözüne ne özrüne ihtiyacı var insanların. Gölge etmemeleri kafi. Her fırsatta Berat Bey'i itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapanlar, aile hayatı hakkında olmadık tezviratları dolaşıma sokanlar, siyaset adına kirli her ne varsa dibine kadar kullananların çıkıp da şimdi yalandan yere kınama mesajları falan yayınlamasına zaten kimse inanmıyor. Meclis kürsüsünden Berat Albayrak hakkında Erdoğan'ın ailesi hakkında atılmadık iftira, yalan bırakmayan haysiyet cellatları da bir anda kafa gösterdi. Hadi oradan. Daha dün bir annenin evinin dikizlenmesi talimatını veren Canan Kaftancıoğlu da girmiş kuyruğa. Erdoğan'ın çocukları Bilal Bey ve Sümeyye Hanım'a ahlaksızca dil uzatan Özgür Özeldi. Diyorlar ki özetle, bakın biz siyasetin gerektirdiği her kavgayı en sert şekilde yaparız ama yeri geldiğinde aile söz konusu olduğunda orası kırmızı çizgimizdir. Kimseye laf söyletmeyiz. Arkadaş, zaten bunlar sizin yüzünüzden oluyor. Sizin yaptığınız itibar suikastlerinin neticesi bu saldırılar. Sayın Bakan'ın aile hayatına dönük iftiralar attınız, özel hayatına dair söylenmedik yalan bırakmadınız, bütün ailesine hedef alıp hedef gösterdiniz, kitleniz Erdoğan'ın ailesine saldırırken ellerinizi ovuşturup buradan siyaset devşirmenin yollarını aradınız. Bu alçaklık sizin eseriniz. Gurur duyun. Ersoy Dede, Star.